Ağustos depreminin yıl dönümünde geçtiğimiz aylarda kendiliğinden Zeytinburnu'nda yıkılan enkazın yanındayız. Yanımızda Magame Derneği'nin başkanı Hüseyin Karadayı Bey var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Bu hassasiyetiniz için sizleri önce tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biliyorum sizlerden öğrenecek daha çok şeyimiz var. Bugünle alakalı, bu enkazla alakalı, derneğinizle alakalı bizlere ve ekranın başından bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Ben Mahalle Afet Köylüleri İstanbul Dernek Başkanıyım. Yine acil müdahale ekibimizin de arama kurtarma operasyon sorumlusu Türkiye koordinatörü. 17 Ağustos'un 18. yılındayız. 17 Ağustos'un 18. yılında biz aslında bu enkazı seçmemizin bir özelliği var. Bu enkaz, bulunduğumuz enkazın içinde bulunduğu bina 17 Ağustos depreminde ciddi bir hasar almıştı. Ve biz burada, ben de kendim de Zeytinburnu'da yaşayan bir insan olarak o akşam bu binadaki ve Zeytinburnu'nda bulunan birkaç tane binanın hasarlı olmasından dolayı biz bu hasarları gördüğümüz için bu binayı boşaltmaya çalışmıştık. Kısmen itiraz görmüştük. Ve daha sonra bu binalar mühürlenmeye çalışıldı, itirazlar gördü. Ve neticede 18. yılında, yani bugünden yaklaşık geriye dönüp 3 ay önce bu bina durup dururken çöktü. Ve yoldan geçen 2 kişi vefat etti. 17 tane yurttaşımız da yaralandı. Dolayısıyla biz 17 Ağustos'un bu enkaz açısından önemli bir yeri var. Yani bize hem ders niteliğinde hem öğretim niteliğinde önemli bir yeri var. Çünkü biz 17 Ağustos ne demiştik? Milat demiştik. Demek ki biz milat olarak hala önemli aşamalar kaydedememiş. Yani 17 Ağustos bizim için, hani bazı kişiler, bazı kurumlar için milat olmuş olabilir ama toplumsal anlamda bizim açımızdan henüz milat olmuş diyemeyiz. Çünkü aynı özellikleri 17 Ağustos önceki gibi aynı özellikleri yaşamaya devam ediyoruz. Hala deprem olmayacakmış gibi ya da bu tür şeyler olmayacakmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Mahalle afet günlerde zaten 17 Ağustos'tan hemen bir yıl sonra Kocaeli'de ortaya çıktı. Bütün depremlerde, afetlerde olduğu gibi ilk anlarda müdahale önemli. Herhangi bir trafik kazası dahi olsa o kazaya müdahaleyi hemen o yöredeki insanlar yapıyor. Dolayısıyla depremlerde bu daha büyük ölçekte. Yani biz ilk 72 saatin öneminden bahsediyoruz. Deprem olduktan sonra ilk 72 saat içerisinde insanların, kurtarma ekiplerinin, profesyonel ekiplerin gelemediği, var olan olayla baş edilemez durumda olduğu, kaynakların yetersiz kaldığı durumu zaten biz afet olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir afette toplum kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Bütün 17 Ağustos'ta da böyle oldu. Van depreminde de böyle oldu. Yaşanan bütün dünyadaki diğer depremlerde de böyle oldu. Mahalle afet gönüllüsü de zaten bu espriyle ortaya çıkan bir çalışma. Madem ki bize insanların, kurtarma ekiplerinin, kaynakların yetersiz kalmasından dolayı gelemiyor. O zaman biz mahalledeki insanları yetiştirelim. İstanbul'u ölçek alırsak biz bu konuda, İstanbul'da 17 Ağustos depremi döneminde yaklaşık 1.700.000 civarında bina olduğu söyleniyordu. Şimdi 2.200.000 civarında bina olduğu söyleniyor Türkiye, İstanbul genelinde. Biz bunu 17 Ağustos depreminin ölçeğini alırsak, oranlama olarak, yüzde olarak ölçeğini alırsak, %7 baz alırsak, yaklaşık İstanbul'daki binaların %7'si, yani yaklaşık 2 milyon bina olarak varsayarsak 140 bin tane binanın ağır hasarlı çökeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 140 bin tane binaya da yaklaşık 50 kişi ekip, kurtarma ekibi koysak yaklaşık 4-5 milyon civarında kurtarma ekibi personeli ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla bizim profesyonel anlamda böyle bir ekibi kurmamız mümkün değil. Ama biz İstanbul'da 4-5 milyon insana eğitebiliriz. Yani bulundukları yerde eğitebiliriz. Onlara afetler konusunda daha bilinçli hale getirebiliriz. Daha afet olmadan evlerini daha hazırlıklı hale, binaları daha sağlam hale getirtebiliriz. Dolayısıyla biz deprem olmadan insanları eğer eğitebilirsek o zaman depreme daha hazır hale geliriz. Yani biz %7, 140 bin binanın çökmesinden bahsetmeyiz. O zaman onlarla yüzlerle, binlerle ifade ederiz. Yani yüz binlerle ifade etmeyiz. Dolayısıyla o zaman olayın boyutu da afet olmaktan acil duruma doğru dönüşebilir. Ki bu ne demektir? Artık bizim
acil durum, yani kaynakların yeterli olduğu, olduğunda hemen müdahale edebildiğimiz bir durum demektir. Dolayısıyla bizim buraya doğru gitmemiz lazım. Yani 7-8 büyüklüğündeki bir depreme dahi bizim artık bununla yaşamaya alışık vaziyette olup, biz bu büyüklükteki depremde Amerika'da oluyor, 7-8 büyüklüğünde Japonya'da oluyor. Biz ölümleri 5-10'la, 15'te sayılarla veriyoruz. Ama biz de o binlerle, 2000'lerle sayıyoruz. Dolayısıyla bizim daha toplum olarak da kat etmemiz gereken çok mesafe var. Yani devlet hiç kimsenin evinin içerisine girip, evinin içerisindeki vitrini şuraya koyun, yatağınızı buraya koyun diye onun başına bir asker polis dikerek bunu yaptırtamaz. Bu tamamıyla bilinçle ilgili, eğitimle ilgili ve yapmakla ilgili bir şey. Yani bir evin vitrininin camının kırılıp ona zarar vereceğini hani bilmek kadar bu çok gayet açık ve net bir şekilde. Yani bunun için herhangi bir para ödemiyorsunuz, herhangi bir büyük şeyler, enerjiler harcamıyorsunuz. Bu gayet basit bir bilgiyle buluşuyorsunuz ve buna yönelik hazırlıklar yapıyorsunuz. Bugün benim buradan vereceğim mesaj da zaten topluma bu afetle ilgili bu bilgilerin herkesin alması. Biz İstanbul olarak bir depremle, deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bütün bilim adamları önümüzdeki süre içerisinde İstanbul'u büyük bir depremin, 700'lü depremin beklediğini söylüyor. Bunun da zamanın böyle onlarca yıl sonra değil, yani kısa bir zaman içerisinde birçoğumuzun bugün, birçoğumuzun 50'li yaşlarındaki insanların bile bu depremi yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim hepimizin İstanbul'da yaşıyorsak hazırlanmamız gerekiyor. İzmir'den Antalya'ya kadar olan son geçtiğimiz günlerde Datça'da, Bodrum'da olan depremler bile bizim hala buna konuda hazır olmadığımızı, oradaki 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğündeki bir depremde biz hala panik halinde oradan oraya koşturan bir toplum. Dolayısıyla eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Sevgili Çınar Televizyon izleyicileri, ekibimizin eğitimlerinde bize büyük desteği olan Erdem Genç hocamızın yanındayız. Kendisi Çekmeköy Arama Kurtarma ekibinin de başkanlığını yapmakta. Hocam, bizlere ne söylemek istersiniz? 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Çok iyi bir ekibiniz var. Onunla beraber buradasınız. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi olacağız, daha da iyi olacağız. Ya bu bir projeydi biliyorsun. Yani Çekmeköy evet. Belediyesi bu konuda destek verdi. Bu projeyle hem halkını, kendi halkını eğitiyor, hem kendi arama kurtarma takımını eğitiyor. Aynı zamanda okullara eğitim plan veriyor. İyi bir proje, iyi bir ekip kurduk. Bu ekibin ciddi olarak ilk sınavı aslında. Evet. Eğitimleri var, malzemeleri var, lojistik destekleri var. Arkalarında ciddi bu konuya inanan bir belediye var. Bu konuya inanan bir belediye başkanı ve yardımcıları var. İlk ciddi sınavımızı burada veriyoruz. Bende çok keyifli gidiyor. Çok keyifli bir grup çünkü. Burada gördüğüm, yani bizim katıldığımız bu organizasyonda 6-7 tane belediyenin logosu vardı. Fakat sadece ve sadece Çekmeköy Belediyesi'nin enkazda olduğunu gördüm. Bazı takımlar sadece varlar ama biz onların da enkazda olmalarını istiyoruz. Onların da aktif olarak çalışmalarını istiyoruz. Çünkü sen beni çok iyi tanırsın. Evet. Aslında bu işin temeline inmemiz gerektiğini düşünen biriyim. Eğitimin önemine, eğitimin çok gerekli olduğunu inanan birisiyim. Sadece ve sadece işte çok belediyede bu yapılıyor. Hep eleştiriyorum bunu. Sadece ve sadece insanları dizip, üzerlerine bazı üniformaları giydirip, işte onları tabiri caizse işte kukla gibi sahneye dizip, işte bizim bir arama kurtarma takımımız var diye internette, bazı sosyal medyada haberler yapılıyor. Ya bu beni gerçekten çok üzüyor. Çünkü halkın parasıyla, çok ciddi para harcanarak takımlar kuruluyor. Çekmeköy Belediyesi bu konuda elbette ki para harcadı ama
gerçekten tanıdığım belediyelerden 4 kat 5 kat daha az paralara bu takımı kurdu. Ama bu takımın kurulması tabii çok özveriyle çalışan sivil savunma amirleri var. Kamil Bey var. Kamil Tekliğimiz. Onun da payı çok büyük. Ama diğer belediyelerin yapmadıkları, samimi olarak söylüyorum, yapmadıkları kadar az para harcayarak diğer belediyelerin tamamından daha iyi bir ekip çıkardılar. İstanbul'da 39 tane belediye var. Sadece ve sadece burada şu anda Çekut. Yani enkazlı Çekut var. Dikkat ederseniz enkaza giren ve çalışan iki tane ekip var. Evet. Üzerlerindeki üniformalara bak. Birisi turuncular, mahalle afet gönülleri, acil müdahale ekibi. Bir de çekmeköy arama kurtarma takımı. Ben çekmeköy arama kurtarma takımının kaptanı olduğum için ve bu konuda bu projenin yaratıcısı olduğum için çok ciddi sevinç ve kıvanç duyuyorum. Çok başarılı bir takımlar. Yakında manevra kabiliyetlerini daha da yükseltecekler. Ve gerçekten hakkıyla uluslararası arama kurtarma, hani biz SAR deriz geçeriz yani, evet. Search and Rescue. Gerçekten Çekmeköy Belediyesi'nin bu takımı, Çekut, SAR takımı olmaya aday bir takım. İşte bugün de ilk ciddi sınavını veriyorlar. Çok da başarılı gidiyorlar. Bu Çekut, belediye çalışanları mı, yani gönüllüler mi? Ya aynı zamanda gündüzleri de işlerine mi bakıyorlar? Tabii, sadece tabii, işin bu öyle. Mu? Hayır. Bunların tamamı belediye çalışanı. Yani bizim ekip arkadaşlarımız içinde veterinerler var, zabıta amirleri var, zabıta komiserlerimiz var, mühendislerimiz var. Bunların hepsi belediye çalışanlar. Bunlar tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Geçen sene ilk hafif kentsel arama kurtarma eğitimi size de vermiştik. Evet. Bu eğitimi aldıktan sonra bunu bir proje haline getirdik. Hatta ve hatta Çekut ismiyle Çekmeköy Belediyesi, sen de biliyorsun, belediyeler arasında Marmara Belediye Birliği'nin yapmış olduğu bir yarışmada, evet, afet dalında bir ödül de aldı. Evet. Bu da ciddi onları ateşledi. Tamamı belediye personelidir. Tamamı gönüllü olarak buraya geliyor. Tek yaptıkları şey işte başkanlık, örnek veriyorum işte salı günü eğitim varsa salı günü bunlara izin veriyor. Onlar izinlerinde kalkıp gerçekten klimanın altında gravatıyla gömleğe oturmak varken işte arkadaşlarımı görüyorsunuz, hepsi gerçekten demin yağan yağmurla, evet, sucuk gibi ıslandılar ve çalışıyorlar gecenin bu saatinde. Bu anlamda ciddi ve gerçek gönüllüler ama aynı zamanda belediye personeliler. Evet. İstanbul'da 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olması sebebiyle yaptığım araştırmalarda bir tek bunu gördüm hocam. Yani siz biliyor musunuz? Başka yapan var mı? Bir etkinlik, program? Şimdi çok acı bir gerçek var. Bunu sen de biliyorsun ama bunu birçok insan itiraf edemiyor. Ben söyleyeyim. Birçok yerde, öncelikle şunu haklısın, başka bir şey yok. Hani organizasyon yok. Ama birçok yerde şu yapılıyor. Bir yerde işte örnek veriyorum. Soma'da bir facia yaşandı. Soma'ya giden birçok dernek var. Yaptıkları tek şey gidip kameraya gördükleri zaman fotoğraf, sırtlarını dönüp fotoğraf vermek oldu. Ben de şunu söylüyorum. Demek ki diyorum, İstanbul'da bu kadar STK var. İşte bize yardım isteyen, bu konuda destek bekleyen STK var. Bu kadar belediye var. Sorsam belki de hepsinin arama kurtarma takımı vardır. Ama ciddi bir organizasyon abi, hiçbir belediye yok. Evet. Çekmeköy var. Bir de bir tane dernek var. Başka bir şey yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Daha fazla sizi oyalamak istemiyoruz. Ne demek? Ben de şimdi kaza giriyorum. Teşekkürler. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol kardeşim. Çok selamlar. Görüşürüz. Tarih 17 Ağustos 2017. Saatimiz şu anda 02. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 18 sene geçti. Bugün 3 ay önce Zeytinburnu'nda kendi evinden çöken enkazın yanında İstanbul'da faaliyet gösteren Magame Derneği ve Çekmeköy Belediyesi'ne ait Çekut Arama Kurtarma Ekibi bir tatbikat gerçekleştiriyor. Bir farkındalık yaratmak istedikler burada. Bizler de inanç grup arama kurtarma ekibi olarak bir nebze olsun onlara destek vermek amacıyla ve onlardan bir şeyler öğrenmek amacıyla bu akşam buradayım. 18 yıl önce yaşanan bu büyük acıyı tekrar yaşamamak için sizler de eğitim alarak en azından kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Bu eğitimler hem bizim tarafımızdan hem de görmüş olduğunuz ekipler tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Bizimle irtibat kurarak her çarşamba günü vermiş olduğumuz eğitimlere katılabilirsiniz. Aynı zamanda talep ettiğiniz doğrultusunda iş yerinize, evinize,
derneğimize bizi davet ettiğiniz takdirde sizlere gelip eğitim verebiliriz. Afiyetsiz günler dileriz.